Bu arada internet aracılığıyla satışı yapılanlar listesine anne sütü de eklendi. Satan da çok, alan da. Konuyla ilgili ise tartışma büyük. Uzmanlar hastalık riskinin çok büyük olduğunu söylüyor. Tartışmanın bir de tabi dini tarafı yani yapılanın caiz olup olmadığı sorusu var. Bakın din adamları bu konuda neler söylüyor? <laughs> Süt sağlama makinesi de sağ alıyor. Sonra poşetleri var saklama poşeti bir frize saklanıyor. Günümüzde ne yazık ki bu anne sütü satışı piyasalara düşmüş durumda. Şu anda bebeğiniz ağlıyor yanınızda galiba. Evet yanımda. Fazla mı sütünüz? Evet. Hangi anneden alındığı belli olmayan sütleri alıp bebeklerine verip bebeklerini sağlıklı beslemeye çalışıyorlar. Ama bu arada en büyük yanlışı yapıyorlar. Belki de bebeklerini zehirliyor olabilirler. Bebeklerin en önemli temel ihtiyacı hiç şüphesiz anne sütü. Hatta uzmanlar ilk 6 aya kadar anne sütünden başka hiçbir şey önermiyor bebekler için. Ancak artık internet ortamında da anne sütünün piyasası oluşmuş durumda. Fakat bu durum uzmanlara göre çok tehlikeli. Bağışçı Annede bir hepatit ya da AIDS gibi bir hastalık varsa veya bir enfeksiyon hastalığı varsa, eğer bir ilaç kullanıyorsa, alkol, sigara gibi madde bağımlılığı varsa, bunlar direkt anne sütünden bebeğe geçen şeylerdir, maddelerdir. Sigara, alkol kullanıyor musunuz? Yok, asla, hiçbir şekilde kullanmıyorum. Peki, tahlillerinizi yaptırdınız mı? Belli bir hastalığınız olabilir mi? Ee, yok. Hiçbir şekilde yok. Bebeklerde çok fazla tehlike oluşturabilecek o anne sütleri işte Türkiye'nin dört bir yanından internet ortamında satışa sunuluyor. Üstelik 100 miligramı 100 liradan alıcı bulabiliyor. Hastalıkları taşıması bir yana saklama koşulları da o anne sütlerini zehire dönüştürebiliyor bebekte ölüme bile neden olabilir. Ben normal e, buzlukta saklıyorum. Buzdolabımın e, buzluğunda saklıyorum. 3 ay süresi var. Peki internet ortamında hiç tanımadığımız kadınların sütünü çocuğumuza vermek caiz midir, <laughs> değil midir? Bunun dinen bir sakıncası olabilir mi? Caiz asla değildir. Hangi çocuk hangi annenin çocuğu ve hangi çocukların kardeşi bilinmeyeceği için Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak süt kardeşlerle evlenmenin de aynı öz kardeşlerle evlenmenin haram olduğu gibi haram olduğunu beyan etmiştir. Bu manada o sütü emen çocuk haram çizgiler olarak tayin edilen çizgileri ihlal etmesi söz konusu.